Bir gün biz tramvayda giderken orada bir hastaya rastladık. Başı sürekli titriyordu, elleri titriyordu ve su içmeye çalıştı. Daha sonra bu suyun büyük bir çoğunluğunu yere döktü tramvayın ortasında. İnsanların hepsi ona baktı falan ve o insan çok mahcup oldu, çok utandı. Açıkçası bizim de çok içimize dokundu bu olay ve bütün her şeyi bir kenara bırakıp biz bunun üzerine çalışmaya, hani her ne olursa olsun bunu tedavi etmeye odaklandık. Bu sorunu nasıl çözebiliriz diye düşündük biz de. Fakat internette yaptığımız araştırmalarda tam bu soruna dair bir çözüm bulamadık. Dünya üzerinde de bu soruna dair bir çözüm yapılmamış. Biz de önce aynı sorundan muzdarip olan büyük yapılara, büyük binalara, gökdelenlere odaklandık. Gökdelenlerde bir deprem ya da rüzgar etkisiyle sallanmayı önlemek için kütle sönümleyici olarak kullanılan harmonik soğurucu tekniği var. Biz de bu tekniği en ince ayrıntısına kadar inceledik. Daha sonra bu harmonik soğurucu katı bir yapıya ait olduğu için biz bu katı yapıyı sıvı hale getirmemiz gerektiğine karar verdik. Çünkü elde katı yapıyı kullanmak şeklen çok zorlu oluyordu. Biz de bunu önce dünyada daha önce olmayan bir sıvı kütle sönümleyicisi adı verdiğimiz bu hale getirdik. Sıvı hale getirdikten sonra istediğimiz format ve şekile getirebiliyorduk zaten. Ondan sonra da bileğin hangi noktalarında Parkinson yani esansiyel tremor daha etkili onu araştırdık. Sultan Tarlacı hocamızla beraber de tam noktayı saptadık. Ondan sonra da saptadığımız noktaya yaptığımız sıvı sönümleyiciyi belli bir şekle sokarak cihazımızı son haline getirdik. Böyle de tremor hastalarının bu sorununu çözmüş olduk. Biz icadımızı tamamladıktan sonra tabii ki ilk elden ilk yaptığımız şey bunun nasıl en kısa sürede hayata geçireceğimizi düşünmekti. Araştırmalara başladık fakat Anadolu'nun içerisinde birçok yerde bununla alakalı bir geri dönüş alamadık, bir ilgi bulamadık maalesef. Ama araştırmalarımız neticesinde Profesör Doktor Sultan Tarlacı hocamızın bu konularda uzmanlığının çok iyi düzeyde olduğunu ve Üsküdar Üniversitesi'nde özellikle sağlık alanında, tıp alanında birçok yeni projeye, yeni icada destek verdiğimizi daha önceden görmüştük. Bunun üzerine yoğunlaştık ve Üsküdar Üniversitesi ile bir iletişime geçtiğimizde bizi çok sıcak karşıladılar. Beklediğimizden çok daha ilgili karşıladılar ve bizim ihtiyacımız olan bütün imkanları bize sundular, bütün teşvikleri bize sundular. Normalde toplumda titreme hastalığı ya da tremor dediğimiz hastalık çok sık gözüken bir hastalık. Genelde en çok gözüken ve en çok bilinen Parkinson hastalığı titremesidir ya da tremorudur. Bunun dışında esansiyel tremor dediğimiz başka bir titreme şekli daha var. Burada geliştirilen el bilekliği, titremeyi tedavide kullanılan el bilekliği özellikle esansiyel titreme için etkili bir yöntem. Esansiyel titreme dediğimiz rahatsızlık genellikle çocukluktan başlar. Yani 6-8 yaşlarında çocuklarda ortaya çıkabiliyor. Fakat 10 yıllar boyunca çok hızlı ilerlemez. 15, 25, 35 yaşları yaş aldıkça yavaş yavaş titremenin yoğunluğu ve şiddeti artar. Genellikle toplumda %4 ile 10 oranında görülebiliyor. Yani sık bir hastalık. Fakat kişilerin günlük yaşamını etkilemedikten sonra hekime başvuru olmuyor tabii titremelerde. Fakat hekime başvurduktan sonra titremenin tedavisi konusunda tıbbi olarak çok başarılı değiliz. Özellikle günlük yaşamı etkileyen esansiyel titreme dediğimiz durumda ilaçların başarı oranı çok düşük. Yani %50'ye yakın bir başarı oranı var. Ama özellikle çok yoğun şiddetli olduğu zaman işte kaşıktan dökme, kupadan, bardaktan dökme, fincandan dökme durumları olduğu zaman ya da ince beceri işlerini yapamama durumu olunca ilaçlar çok yararlı değil. İlaçların dozları yükseldikçe de birçok ilaç yan etkiler ortaya çıkıyor. Bulantı, kusma, tansiyon düşmesi, uyku hali gibi. Genel olarak bakıldığı zaman bu esansiyel titremede %30 ile 40 hastada tedavide ciddi bir yetersizlik var. O zaman farklı tedaviler devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi beyin ameliyatları. Adı üstünde ameliyat, riskli ve ciddi bir yöntem. Beyin içerisinde belli bir bölgeye hasar yapılıp titreme ortadan kaldırılabiliyor. Başarı oranı yüksek fakat fiyatı da yüksek, maliyeti de yüksek, riskleri de yüksek. Beyin ameliyatlarının yanında beyin pilleri denen yöntemler de var. Orada da başarı oranı yüksek ama tabii ki uygulama sırasında %4 oranında beyinde kanama, pil takılan kişilerde depresyona eğilim gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Doğal olarak maliyeti sağlık sektörüne de çok yüksek. Onun dışında mekanik titreme azaltıcılar ya da bizim geliştirdiğimiz sıvı sönümleyiciler hem pratik hem maliyetleri düşük hem de hastaya vereceği herhangi bir yan etki ya da zarar söz konusu değil. Bu yönüyle bakıldığı zaman aslında
Türkiye'de bu konuyu geliştirdiğimiz arkadaşlarla birlikte bir adım öndeyiz. Çünkü bunun aslında 1970'lerden beri bu ağırlıklar kullanılıyor. Fakat hiçbir zaman bunlar laboratuvar dışına çıkıp insanlar üzerinde yaygın olarak tedavi amaçlı kullanılmamış ve mekanik olarak da ağırlıkları çok büyük, çok teknoloji gerektiriyorlar ve laboratuvar ortamında kalmışlar. Burada önemli olan şey bunun pratik hale getirilmesi arkadaşlarımız tarafından. Klinik yararlılığının da biz kendi kullandığımız hastalarda çok net olarak görülmesi. Bu özellikle dirençli esansiyel titreme dediğimiz durumlarda %70-80 oranında titremenin şiddetini, yoğunluğunu azalttığı gösterilmiş. Bu yönüyle bakıldığı zaman hakikaten birçok esansiyel titremeli hastanın yaşam kalitesini iyileştirecek ve yan etkilere maruz bırakmayacak bir tedavi yöntemi olarak gözüküyor.